Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal ve beraberindekiler, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve yönetimini ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, emeklinin sorun ve talepleri de görüşüldü. İl Başkanı Şenol ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Ersal, emeklinin sorunlarını dile getirerek, emekliye bir defaya mahsus olarak verilecek olan 5.000 lira ikramiyenin 10.000 liraya çıkarılması için baskı yapıyoruz dedi. Yeniden il başkanlığı görevinize sizi daha zaten tecrübelisiniz bu konuda. İnşallah memleketimize, milletimize, Isparta'mıza hayırlara vesile olur bu yeni göreviniz. Bizler de sizleri sivil toplum örgütleri olarak, sivil toplum yöneticileri olarak sizleri ziyaret etmek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için, bizleri arkadaşlarınızla beraber onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. En büyük sivil toplum örgütlerinden biri, 16 milyon emekli var Türkiye'de. 16 milyon emeklinin 1 milyona yakın üyesi, 1 milyon da bizim üyemiz var. 122 şubesi 900 çalışanı ile 5 genel merkez yöneticisiyle beraber biz Türkiye'de emekliye hizmet etmekteyiz. Yani kanunlar çerçevesinde bir sivil toplum örgütü olarak emeklinin hak ve hukukunu arıyoruz. Biliyorsunuz bazı şeyler haklar alınırken siyasi partilere çok ihtiyaçlarımız var bizim. Gerek muhalefete gerek iktidardaki partilere. Çünkü durduğun yerde hiçbir şeyi vermiyorlar, hakkını vermiyorlar insanların. Bunları biz sizlere bildiriyoruz. Sizler de bizim kulağımız, gözümüz oluyorsunuz mecliste, gerek yerelde, gerek genelde. Onları gerekli mercilere bildirerek ufak tefek haklarımızı bu şekilde almış oluyoruz. Ama maalesef son zamanlarda emekli çok güç durumda Sayın Başkanım. Biz defalarca bağırmamıza rağmen, söylememize rağmen 7500 lira yani 5000 liradan 6000 liranın emeklimizi 7500 lira yaptılar. Yapmayın dedik. Yani bu 7500 lira bir insanın geçinmesi mümkün değil. 7500 lira yapıyorlar ama 7500 lira yaptığı zaman da 7500 lira gerçek maaşı değil emeklinin. Neden gerçek maaşı değil? Kök maaşı bunun 5000 lira, 6000 lira, 4000 lira gibi maaşı var. 7500 lira avans mahiyetinde bizlere veriyorlar bunlar. Yani 7500 lira gelince kadar o emekliye zam vermiyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri de bizim şu anda Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 5000 liralık bir bayram ikramiyesi, yani Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şeklinde adlandırılan bir kereye mahsus verilen bir para vardı. Biz bunun devamlı verilmesi için bilhassa da 10 bin lira olması için bastırmaktayız. Emeklilerin Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü söyleyen İl Başkanı Şenol, 23 Ekim Pazartesi günü Kaymakkapı Meydanı'nda emeklilerin sorun ve taleplerine dikkat çekmek için yürüyüş yapacaklarını söyledi. Öncelikle başkanım hoş geldiniz, yönetiminizle beraber partimizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutluyuz. Tabii ki hem şehrimizin sorunları anlamında hem de emeklilerimizin sorunları anlamında konuştuğunuz, anlattığınız konuları biz de takip ediyoruz parti olarak. Bu konuda görüşlerimiz, fikirlerimiz, önerilerimiz var. Onları da ben bir kısmını anlatmak isterim. Gerçekten emekliler bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Halbuki bu devlete, bu memlekete hizmet etmiş, ister emekli sandığında memur, ister Bağkur'da esnaf, ister SSK'da, yeni adıyla SGK'da işçi konumunda bu insanlar en azı 20 yıl, 20 yıl, 30 yıl ortalamasına devlete hizmet etmiş, prim ödemiş ve önümüzdeki süreçte devletin birikimlerinde temel olmuş insanların artık ömürlerinin belli bir süresinden sonra itilip kakılmaya hakkı yok. Bundan 5 yıl önce falan bu ülkede en düşük emekli maaşı asgari ücretin 2 katıydı. Başkanım bakın şu anda asgari ücret 11.402 lira. Asgari ücretin %50 altında bir emekli maaşı var. Hatta daha da düşük dediğiniz gibi bu kök maaşı daha da düşük. 7500 ortalamada yani fakirlikte insanları birleştiriyorlar. Böyle bir şey yok. Emeklerle ilgili bir pazartesi yürüyüş düşünüyoruz. Kamuoyunda, sosyal medyada da paylaşım yaptık. Sizlere de bildirmek istiyoruz. Bu pazartesi günü
Kaymakkapı'da basın açıklamasıyla son bulacak partimizin önünden bir yürüyüş. Bu şeye sesimizi duyurmamız gerekiyor. Bu konuda sizlerin de görüş ve desteklerinizi bekliyoruz başkanım. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti.